Herkese merhabalar. Tüm dünya sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel ve teknolojik değişimlere sahne oluyor. Yarının meslek dallarının birçoğu yüksek ihtimalle bugün kaydedilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ürünleri olacaktır. Bir tahmine göre bugünün anaokulu öğrencilerinin 2/3 yetişkinliklerinde şu anda var olmayan işlerde çalışıyor olacak. Günümüzde mevcut olmayan meslekler, gelecekte büyük alanlar kaplayabilir. Geleceğin popüler mesleklerini bilmek, daha doğru bir kariyer planlamanıza ve daha çok mesleki güven duymanıza yarayacaktır. Geçmişe baktığımızda bazı mesleklerin kaybolduğunu ve yerlerine yeni mesleklerin ortaya çıktığını görürüz. Daha fazla zaman kaybetmeden gelecekte ortaya çıkacak fakat şu anda adını duymadığınız mesleklere geçelim. Yapay zeka destekli sağlık teknisyeni. Şu aşamada Avrupa'da geliştirilen uygulama ile hastalığınız çerçevesinde ortaya çıkan bulguları inceleyerek hastalığın nedenleri hakkında bilgiler verecek. Sorduğu basit sorular sayesinde kullanıcısından bilgiler alan, gündelik hayatınızda basit bir sağlık sorunuyla karşılaştığınız anlarda hızlı bir çözüm olmayı vaat ediyor. Gelecekte insanların doktora gitmesine gerek kalmadan yapay zeka destekli sağlık teknisyenleri kapıya gelerek yazılımları sayesinde hastalık tespiti yapabilecek. 3D üretim mühendisi. 3 boyutlu yazıcılar son yılların en çok dikkat çeken teknolojilerinden biri olmaktadır. Bu alanda kurulan girişimler ise özellikle tekstil, sağlık, yemek gibi konularda önemli değişimler vaat ediyor. 3D üretim mühendisliği gelecekte üretimi seri üretimden kurtarıp kişiselleştirebilir bir hale getirecek. Üretim olaylarının gelecekte çok hızlı ve ekonomik olması bu alandaki çalışmaların daha fazla artmasına sebep olacaktır. Bu sebep ile bu meslek sahipleri bu piyasaya erken girmenin avantajını yaşayarak geleceğin en gözde mesleklerinden birini yapıyor olacaktır. Siz de gelecekte kendi ürünlerinizi kendinize özel üretmeye hazır olun. Üstelik çok daha hızlı ve ekonomik bir şekilde. Enerji sistemleri mühendisliği. Bu alan günümüzde olan bir mühendislik ama gereğince bu alana önem verilmediğinden önümüzdeki yıllarda mecburiyetten ötürü önem vermemiz gerekecek. Çünkü tüketebileceğimiz enerjiyi tüketmiş olacağız. Konumuza geçecek olursak, enerji yüzyıllardır insanoğlunun gündemini en çok meşgul eden konulardan biri. Ancak muhtemelen hiç bu kadar önemli olmamıştı. Ve bu önem her geçen gün artıyor. Özellikle temiz ve yenilenebilir enerji gibi konular gelecekte oldukça önemli hale gelecektir. Bu alanda uzmanlaşmış olacaklara büyük fırsatlar sunacak ve enerji sistemleri geleceğin mesleklerinde büyük öneme sahip olacaktır. Enerji sistemleri mühendisleri enerjinin kullanılabilmesi için gereken son hale gelene kadar ki tüm mekanik ve elektriksel verileri inceler, değerlendirir ve rapor haline getirir. Küresel ısınma gibi nedenlerden dolayı ekosistemin bozulması, enerji verimliliği ve alternatif enerji kaynaklarını ön plana çıkarmıştır. Dolayısıyla enerji verimliliği ve çevre dostu enerji sistemlerini kuracak, yönetecek ve raporlayacak enerji mühendislerine ihtiyaç kaçınılmaz hale gelecektir. Bu da gelecekte bu mesleğin ne kadar kıymetli olacağının en önemli göstergesidir. Üstelik bu durum için uzun yıllar geçmesine de gerek yoktur. Yakın bir gelecekte enerji mühendislerinin görev ve sorumlulukları daha da artacaktır. Bu sayede iyi bir kariyer yapmak için enerji mühendisliği harika bir meslektir. Robot teknisyeni. Robotların teslimattan kişisel asistanlığa kadar yavaş yavaş hayatımıza dahil olduğu görülmektedir.
günümüzden bakınca gelecekte robotların ve robotları özel görevlere programlayacak teknisyenlerin öneminin artacağını öngörmek hiç de zor değil. Robotlara alışmamız gerekecek ve robot teknisyeni de gelecekte en çok değer kazanacak mesleklerin başında gelmektedir. Seri üretim, cerrahi operasyon gibi milimetrik hassasiyet gerektiren işler için vazgeçilmez bir yardımcı olan robotların iş hayatında ve toplumdaki yeri giderek büyüyor. Bu robotların bakımı, çalıştırılması, problemlerinin halledilmesi ve operasyonlarının yönetilmesi için yetenekli ve donanımlı çalışanlara ihtiyaç olacaktır. Klasik, mekanik ve son teknolojinin bir birleşimi olan robotics dünyası için ekonominin hiç durmadan dönen çarkları gelecekte robot teknisyenleri için de dönmeye devam edecektir. Yol denetleyicisi, otonom araçlar ve teslimat dronları hava ve kara trafiğinin kontrol sistemini büyük ölçüde değiştirdi. Yol denetleyicisinin işi kara ve hava trafiğinin etkili ve düzgün şekilde düzenlenmesini sağlamak olacak. Drone pilotluğu. Hobi olarak yaygın kullanılan drone, aynı zamanda birçok film ve video çekiminde hali hazırda kullanılıyor. Otomobil gibi drone yarışları da yapılmaktadır. Henüz bu mesleği yapan biriyle karşılaşmamış olmanız, yakın gelecekte çokça adını duymayacağınız anlamına gelmiyor. Bu meslek, çok yeni olmasına rağmen gelecekte sadece video çekimlerinde değil, insan taşımak için de kullanılabilecek. İnsansız hava araçlarının kullanım alanları çeşitlenmeye devam ediyor. Gelecekte arabalar kadar sıklıkla kullanılması beklenen bu araçlara ilişkin kural ve düzenlemelerle birlikte nitelikli iş gücü talebi de artıyor. İnsansız hava aracı, genel olarak bilinen adıyla drone, uzaktan kumanda edilen bir tür uçaktır. İHA'lar iki sınıfa ayrılıyor. İlki uzaktan kumanda edilerek uçan, diğeri ise kendiliğinden belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilmektedir. Bugün pilotluk nasıl popüler bir meslek ise, gelecekte drone pilotluğu da bu kadar yaygın ve popüler bir meslek olmaya adaydır. Yapay zeka eğitmeni. Teknolojinin gelişimiyle birlikte bugünlerde en çok konuştuğumuz meselelerden biri de yapay zeka. Temelde insan davranışlarının ve düşünme biçiminin makinelere öğretilmesi ve makinelerin bağımsız düşünmelerini, aksiyon almalarını amaçlıyor. Bu aksiyon, teknoloji alanında çalışacak birçok insanı da beraberinde getiriyor. Hatta fazlasıyla getirmeye başladı diyebiliriz. Yapay zeka şu an konuşulduğundan çok daha fazla konuşulacak ve belki de yapay zeka eğitmenliği geleceğin en gözde meslekleri arasında yerini alacak. Uzmanlara göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapay zeka kamyon kullanma, mahkemede hakimlik yapma, çeviri yapma ve ödev hazırlama gibi basit işlerde insanlardan daha verimli hale gelecek. Her ne kadar bazı yapay zeka örneklerinin insan iş gücünün yerini alarak işsizliğe sebep olacağı öngörülse de, yapay zeka temelli hizmet sektöründeki eleman açığı her geçen gün artacak, bu nedenle de yeni iş kolları oluşarak işsizliğin önünü alacaktır. Yapay zeka eğitmenliği de bu alanlardan biridir. Yapay zeka eğitmenliği, doğru metotlarla insan benzeri yapay zeka sistemlerine model ürettiren, öğrenme aşamasına katkı sağlayan, oluşan modeli geliştiren ve sadeleştiren iş koludur. Yapay zeka eğitmenliğinin, yapay zeka alanında gerçekleşen gelişmelerin hız kazanmasıyla birlikte en çok aranan mesleklerden biri haline geleceği tahmin ediliyor. Beğendiyseniz ve bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız ücretsiz abone olabilirsiniz.